Evet, bir Skype bağlantısı daha yapacağız şimdi değerli izleyenler. Beşiktaş'a geri döneceğiz. Bugün Şahinoğlu'yla siyah beyazlı takımın gündemini konuşacağız. O gün günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Beşiktaş haberlerini biraz değerlendirelim. Siyah beyazlı takımda ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Özellikle son birkaç günlük atakla gerçekten ciddi bir transfer bombasına imza attı Beşiktaş. Son olarak Muleka'yla da anlaşmaya varıldı. Evet. Şimdi istersen bu süreci biraz özetleyelim izleyicilerimiz için. Muleka'nın anlaşmasıyla da ilgili son birkaç bilgiyi verelim ve Evet. sonra devam edelim. Şimdi Gerson Fernandez'den sonra Romain Saiss'i transfer ettiğinden sonra Beşiktaş yani arada uzun bir boşluk bıraktı ve bir türlü nokta atışı transferler dedim işte santrafor, sol forvet, stopere dair gelişmeler olmuyordu. Yani gelişme aslında olmuştu ama uzun hep bekleyişler vardı. Yani Weghorst mesela 10 gün bekliyorsunuz. İşte bir başkasını 15 gün bekliyorsunuz. Hep bu şekilde ilerliyordu. Ama ne oldu işte geçtiğimiz hafta peş peşe Cenk Tosun, Atiba Hutchinson'ın da sözleşme imzalaması bence o da mesela önemli bir transfer gibi değerlendirilebilir. Cenk, Atiba, işte Weghorst, Muleka peş peşe ve şimdi beklediğimiz bir de Emre Can var tabii ki. Beşiktaş yönetimi Avusturya kampına yeni transferleri getireceğini sözünü vermişti çünkü. Valerian İsmail'e de verdiler bu sözü. Çünkü bir ay sonra ligler başlayacak. Yani takımla birlikte çalışması gerekiyor. Yeni bir oyun sistemi, yeni bir kurgu. Bunu yerine getirmek adına nokta atışı transferlerini yaptı. Muleka da bugün artık bugün yarın Muleka'nın da kampa katılmasını bekliyoruz. Muhtemelen yarın katılacak. Şimdi Muleka'nın detayları da 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. 3 milyon 400 bin euro da kendisi için kulübüne verilecek. Sonra satıştan bir pay var. Bu şekilde bir anlaşma şartları oluştu iki taraf arasında. Muleka ile birlikte Beşiktaş Lare'nin yerini doldurdu. Weghorst'la birlikte Batshuayi'nin yerini doldurdu. Romain Saiss Vida'nın, Gerson Fernandez zaten orada bir ihtiyaç vardı oraya giderdi. Yani Beşiktaş geçtiğimiz sezonki ilk 11'inden giden oyuncuların yerini teker teker doldurduk. Şimdi burada neye ihtiyaç kaldı diyeceksiniz. Bir sol stoper yerli. Emrecan Uzun anla anlaşıldı zaten. Kulübüyle de prensipte anlaşma var. Artık kulüpler arasında son detayların görüşüldüğünü biliyoruz. Şimdi iki taraf arasındaki anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş sol stoperini de bulmuş olacak. Ve baktığınız zaman ilk 11'ini Beşiktaş kurmuş oluyor. Geriye ne kalıyor? Beşiktaş alternatif üretmek zorunda. Neden zorunda diyorum? Çünkü şimdi Weghorst'a Cenk Tosun alternatifini buldunuz. İşte Raşit Gezal'a bir alternatif var gibi görünüyor. Aydın Asiç kampın yıldızlarından bir tanesi. Orta sahada işte Josef Gerson ikilisine Emirhan Kartal, Salih Uçan'la birlikte. Ama Beşiktaş'ın savunmaya yine takviye yapması gerekiyor. Onun dışında kanat bekler pozisyonuna bence bir takviye daha muhakkak gelecek. Zaten orada bakılıyor. Ayrıca bir de 14 artı 3 kuralını biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu o artı 3 yabancı kuralına yani 21 yaş ve 6 oyunculara giren 2 kişi var Beşiktaş'ta. Bir Aydın Asiç, bir de resmen açıklanmayan ama Beşiktaş'ın futbolcusu olan Beşar Gudjufi. Beşiktaş artı buraya bir oyuncu daha eklemek istiyor ve bu hakkını da hücumdan yana kullanmak istiyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kombinini kurdu, nokta atış transferlerini yaptı. Şimdi geriye alternatifler üretmesi kaldı ki bu da zorunluluk. Takımdan ayrılacak oyuncu var mı o gün? Ezgi, açıkçası benim beklentim Enkudu ile ilgili var. Şöyle var. Bir transfer teklifi gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi bunu değerlendirecektir. Beşiktaş zaten her iki kanatta da oynayabilen oyuncu profilinde de bir arayış var. Christian Pasnak bunlardan bir tanesi mesela. O bölgeleri de oynayabiliyor. Sol öne bir transfer gelebilir. İşte Cabral gündemdeydi ama biraz o gündem ağırlaştırılmış pozisyonda diyebiliriz. Tabii her an yeniden alınabilir ama Cabral Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Oraya bir transfer daha istiyor Beşiktaş yönetimi. Nasıl istiyor? Şimdi Muleka sol forvet. Yani orada oynayacak ama forvet özellikleri olan Beşiktaş yönetimi şimdiki isteği ise sol kanat oyuncusu olarak her iki yönü de oynayabilen, yani ileri geri orayı oynayabilecek, gerekli savunmaya yardım edebilecek, çepeyebilecek bir oyuncu.
Kabral'ı bu yüzden düşünmüştü zaten Beşiktaş hocam. Ters ayaklı bir oyuncu olmasından sebep. Oraya ben bir transfer bekliyorum. Enkudu ile ilgili dediğim gibi teklif gelirse bence Enkudu'ya kabul edilecek ve yolun açık olsun diyecekler. Onun dışında savunmadan Serdar Saatçi ile ilgili gelişme olabilir. İtalya ligine gidebilir veya Fransa ligine gidebilir. Ben savunmadan da bir ayrılık bekliyorum açıkçası. Rıdvan'ın durumunu sana sormak istiyorum o gün. Rıdvan kaldı gibi gözüküyor artık. Zaten takımla çalışmalara da başladı. Peki yani bu durumdan etkilendi mi? Yeni sezona bu yansıyacak mı? Onunla ilgili özel bir gündem var mı şu anda Beşiktaş'ta? Açıkçası bunu da merak ediyorum. Ezgi şimdi şöyle, Rıdvan da tabii ki Avrupa hayali kuran gençlerden bir tanesi ve gitmek istiyor. Yani hani bunu biliyoruz. Yani Avrupa'ya gitmek istiyor. Artık kariyerinin bir sonraki aşamasına geçmek istiyor ama geçtiğimiz günlerde de konuştuk bunu. Yani 10 gündür Frankfurt'tan ses yok. Beşiktaş ilk koşullara tamam dedi, ilk şartlara. O günden bu yana Frankfurt son bitirici hamleyi yapmış değil. Beşiktaş da Rıdvan gibi bekliyor. Yani sadece bekleyen Rıdvan değil. Beşiktaş kulübü de bekliyor. Frankfurt göndersin kağıdına. İmzaları atalım ve buradan Almanya'ya yola çıksın. Şu an zaten Almanya'ya çok yakınız. Avusturya'dayız. Yani rahatlıkla gidebilir. Ama ya Frankfurt'tan bir hamle yok. Son hamle yok. Burada bir bekleyiş hakim. Şu da var. Beşiktaş yönetimi diyor ki eğer bu süreçte farklı bir teklif gelir. Araya farklı teklifler girer. Rıdvan'la ilgili yine ama beklentiler Frankfurt'ta anlaşılan rakamlar, anlaşılan koşullar daha doğrusu işte. O skalada, o bantta bir teklif gelirse değerlendirilecek, bekletilmeyecek Rıdvan. Oldu ki Rıdvan kaldı. Teklif almadı. Frankfurt'ta bu işten vazgeçti. Ne olacak? Asıl soru bu. Öyle değil mi? Burada olacak olan şey şudur. Beşiktaş yönetimi hiç vakit kaybetmeden, yani bir gün dahi kaybetmeden Rıdvan Yılmaz'la masaya oturacak. Rıdvan'a bir yeni kontrat teklifi yapılacak ve bu kontrat teklifini Rıdvan'ın da gönlünü yapabilmek adına içerisine sözleşmesinde şu madde olacak. Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan 6,5 ya da 7 diyeyim yani hani o bantta 7 belki yani başka bir şey yaparsa 8 olur ama şu an Frankfurt'tan aldığı rakam aşağı yukarı yazılacak ve bu teklif gelmiş halinde Beşiktaş'tan ayrılabilir maddesi eklenecek. Rıdvan'ın da gönlünün rahat olması açısından. Maaşı da çok ciddi seviyelerde iyileştirilecek. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve o saatten sonra yani Rıdvan yapacak bir şey yok. Teklif gelmezse bir kulüp almazsa Rıdvan'ın da o sözleşmeye benim bildiğim yani bahsedilen aktarılan o sözleşmeyi imza atması gerekir diye düşünüyorum. Peki, o gün Şahinoğlu, çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Güzel bir gün diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok Görüşmek üzere. teşekkürler.